Aşağıdakilerden hangisi işletme sınırları içerisinde kalan ve işletmenin misyonunu, vizyonunu, temel yeteneklerini, örgüt yapısını ve örgütsel kültürünü içinde barındıran bir alt sistemler topluluğudur? Aslında sorunun yine içinde çok ciddi bir ipucu var. Bir daha bakıyoruz. İşletme sınırları içerisinde kalan demiş. Bitti. Sorunun cevabı aslında orada. İşletme sınırları içerisinde kalan çevrenin adı şu şıklara baktığımızda hangisi olabilir? İşletme sınırları içerisinde kalan işletmenin iç çevresidir. Hemen ben daha fazla bilgi vermek adına yine bu tarafa doğru yöneliyorum. Yazalım. İşletmenin sınırları içerisinde kalan işletmenin misyonu, vizyonu, temel yetenekleri, örgüt yapısı ve kültürünü barındıran alt sistem topluluğu. Evet, neymiş? Hemen yazıyoruz. İç çevre. Dediğim gibi sadece şurası bize bile şurası bize yeterdi soruyu cevaplamak için ama ben diğer unsurların da tahtada bulunmasını istedim çünkü daha fazla bilgi içeriyor. İşletmenin misyonu, vizyonu, temel yetenekleri, örgüt yapısı ve örgüt kültürü gene neyin içerisinde, neyin bir parçası? İşletmenin iç çevresinin bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Hemen yine ekrana doğru yönelelim. Genel çevre diye kastettiğimiz işletmenin makro çevresiydi. Sektörel çevre işletmenin faaliyet alanı ile ilgili olan çevremizdi. İç çevre ise nihayet işletme sınırları içerisinde kalan, kendi kontrolü altında olan. Bakın bu sektör, bu çevre unsurlarından, bu çevre sınıflandırmalarından en fazla işletmenin kontrolü altında olan unsur hiç şüphesiz iç çevre. İç çevrede neler var? İç çevrede yöneticiler var. İç çevrede hissedarlar var. İç çevrede çalışanlar var. Ve işletme en fazla bu faktörler üzerine kontrol sahibidir. Hemen yeni bir soruya geçelim. İşletmeler aşağıdakilerden hangisi işletmenin yakın dış çevresi veya işletmenin mikro çevresi şeklinde adlandırılır? İşletmenin yakın dış çevresi işletmenin faaliyet alanıyla bağlantılıdır. Yani sorumuzun cevabı sektörel çevre. Hemen yazıyoruz anahtar kelimelerimiz çok güzel. Soruda sorulan işletmenin yakın kelimesinin altını çiziyorum. Yakın dış çevresi mikro çevresi. Lafı uzatmayalım. En kısa haliyle yazalım. Mikro dış çevresi, mikro çevresi sektörel çevre olarak adlandırılır. Evet. Şimdi neler gördük çevrelerden? Genel çevre, işletmenin makro çevresi. Anahtar kelime. İşletmenin sınırları içerisinde kalan iç çevre. İşletmenin yakın çevresi ancak mikro çevresi aynı zamanda hangisi? Sektörel çevre olarak karşımıza çıktı. Sorumuza gayet bunlarla birlikte yazınca daha da net görünüyor. Şimdi bir kavramın kendi anahtar kelimesini yazmak var. Çok güzel. Öğreniyoruz. Ama bu tip kavramlarla peş peşe sıralayıp yazdığımızda şu şansımız oluyor. Kavramları birbiriyle kıyaslama, kavramların arasındaki ayrımları daha iyi algılama şansımız oluyor ki bu bize daha iyi öğrenme şansı verir. O yüzden size de tavsiyem bunları bu şekilde
notlar halinde almak. Bunun sayesinde farklı kavramları birbiriyle kıyaslama ve aralarındaki ayrımları görme şansımız olur.